Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Fransızca paragraf, metin okuma ve çeviri çalışmaları yapıyoruz. A2 seviyesine uygun bir metin. Salut, je suis Jolie ya da Je suis Jolie diyebiliriz. Selam, ben Jolie. Metnimizin ismi. Daha önce bu bağlamda çalışmaları yapmıştık. Farklı seviyelere uygun metinler inceleyip, tercümesini yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Zira sizlerden çok güzel dönüşler oldu. Çok beğendiğiniz çalışmalar. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Haydi başlayalım. Livel Öncelikle metnin içinde geçen bazı kelimelere bakalım. Daha önce farklı videolarda defalarca söylemiştim. Bilmeyenler vardır belki tekrar ediyorum. Kendinize mutlaka güzel bir kelime defteri hazırlayın. Farklı videolarda geçen kelimeleri, terimleri, deyimleri, hatta atasözlerini yazın ve ezberlemeye çalışın. Sınavlarda uygun konularda, uygun başlıklarda kullanmaya çalışın. Size artı puan getirecektir. Lülis Liseli, lise talebesi, lise öğrencisi demek. Kız olursa la liseyenne deriz. Yine aynı anlamda. Le plombier, sıhhi tesisatçı. Raconter, anlatmak demek. Raconter quelque chose. A, quelqu'un diye düşünelim. Birine bir şey anlatmak. Deménager, taşınmak demek. A'yı alıyor talıyor. Deménager, bir yer. E, taşınmak. Le loyer, kira. Partager, Paylaşmak demek. Gantr a. Ziyaret etmek. Bunu birini ziyaret etmek diye düşünelim. Bir yeri ziyaret etmek, gidip görmek anlamında vizite fiilini kullanalım. Şimdi ikisini bu şekilde ayırabiliriz ama günlük hayatta özellikle konuşma dilinde vizite fiilini her ikisi için de kullanıyorlar. Avec led de. Yardımıyla demek. Bakın daha önce geçmişti. A led de ile öğrenmiştik. Yardımıyla demek. Avec led de, de de kullanılıyor. Le trajet daha önce geçmemişti. Yolculuk, yol karşılıklarını Türkçeye veriyor. Hemen tekrar bir okuyalım. Le lycéen, la lycéenne, lise lisele, lise talebesi. Bir erkek, bir kız. Le plombier, sıhhi tesisatçı. Raconter quelque anlatmak, birine bir şey anlatmak. Déménager à taşınmak. Le loyer kira. Partager paylaşmak. Rendre visite à birini ziyaret etmek. Avec l'aide de yardımıyla à l'aide ile aynı anlamda. Le trajet yolculuk yol demek. Daha önce yaptığımız çalışmaların kartlarını da ekleyelim. İsteyenler kolayca ulaşarak çalışabilirler. Daha önce ev kazaları başlığında bir çalışma yapmıştık. Biraz daha ileri seviyeye uygun bir çalışma. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Geldik metnimize. Bir metni tercüme etmeye başlamadan önce mutlaka okumamız gerekiyor. Hatta birkaç defa okumak faydalı olacaktır. Salut, je suis jolie ya da je suis jolie. Salut, je suis Julie, je suis lycéenne. J'ai un frère, il n'a pas encore commencé l'école. Commencé à l'école, au de révéléris. Mon père est plombier et ma mère est secrétaire. Nous sommes une petite famille heureuse. Maintenant, je vais vous raconter notre histoire de déménagement à Lyon. Salut, je suis Julie, je suis lycéenne. J'ai un frère, il n'a pas encore commencé l'école. Mon père est plombier et ma mère est secrétaire. Nous sommes une petite famille heureuse. Maintenant, je vais vous raconter notre histoire de déménagement à Lyon. anlatıcısı lise Salut Selam demek. Salut, je suis joli. Ben joli. Je suis liseien. Ben lise talebesiyim. Lise öğrencisiyim. J'ai un frère. Frère, le frère. Erkek kardeş. Benim bir erkek kardeşim var. Il, o, erkek kardeşim. Ne pas, Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk ifadesi. Hemen yanında encore var. Türkçe'ye henüz hala karşılıklarını veriyor. Commencer, başlamak. L'école o henüz okula başlamadı. Mon mülkiyet sıfatı le père sözcüğüne göre akorlu. Benim babam. Plombiye neydi? Sıhhi tesisatçı. Babam tesisatçıdır. Ve ma mülkiyet sıfatı la mère sözcüğüne göre akorlu. Benim annem sekreterdir. Nous sommes une petite famille heureuse. Bakın burada la famille sözcüğü var. Petit niteleme sıfatı. Öröz niteleme sıfatı ikisi de la fami sözcüğüne göre akorlu. La fami aile. Biz küçük, mutlu bir aileyiz diyor. Maintenant, şimdi je vais vous raconter. Bakın burada fütür poşa geçti. Ben size anlatacağım. Buradaki vous pronom kompleman tamamlama zamiri. Not mülkiyet sıfatı var. Ben size anlatacağım neyi. Histoire de déménagement à Lyon. Lyon'a taşınma hikayemizi anlatacağım. Şimdi altına Türkçesini yazalım. Salut, je suis Jolie. Selam. Ben Jolie. Je suis lycéen. Lise öğrencisiyim. Lise talebesiyim diyebiliriz. Lise öğrencisiyim diyelim öğrencisi noktayı koyduk. Jean Frère. Bir erkek kardeşim var. Bir erkek kardeşim var. Virgül. Il n'a pas encore commencé O henüz istersek şunu çıkartabiliriz. Henüz okula başlamadı. Okula başlamadı. Nokta. Mon père est plombier. Babam tesisatçı. Tesisatçı. Ve şuradayız bakın. Ma mère est sekreter. Annem sekreter. Noktayı koyduk. Şuradayız. Nous sommes une petite famille heureuse. Biz küçük mutlu bir aileyiz. Noktayı koyduk. Maintenant, je vais vous raconter notre histoire de déménagement à Lyon. Ben size, size şimdi, şimdi Lyon'a taşınma hikayemizi hikayemizi anlatacağım. Bu seri YDS'ye katılacaklar için de çok önemli. Zira bir paragrafı okuyup nasıl çözümleyebiliriz? Nasıl hareket etmemiz lazım diye ipuçları veriyor. Ayrıca pek çok farklı terim, ifade, kelime geçiyor. Şimdi tekrar bir okuyalım. Türkçesini okuyalım. Bakalım eksik bir şey var mı ya da bir hata yaptık mı? Salut, je suis Jolie. je suis lycéen. Selam ben joli, lise öğrencisiyim. J'ai un frère, il n'a pas encore commencé l'école, commencé à l'école de olabilirdi. Bir erkek kardeşim var, henüz okula başlamadı. Mon père est plombier et ma mère est secrétaire. Babam tesisatçı ve annem sekreter. Nous sommes une petite famille heureuse. Bizim küçük, mutlu bir aileyiz. Bakın burada hata var. Hemen şunu çıkartalım. Biz küçük ve mutlu bir aileyiz. Şimdi oldu. Maintenant je vais vous raconter notre histoire de déménagement à Lyon. Size şimdi Lyon'a taşınma hikayemizi anlatacağım. Buraya kadar sorun yok. Devam edelim. Hemen daha önce yaptığımız başka bir çalışmanın kartını ekleyelim. Biraz önce ev kazalarını eklemiştik. Buraya günlük hayatın kuralları. Günlük hayatın kuralları başlıklı. Çalışmamızın kartını ekleyelim. Yine isteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Notre appartement dairemiz. Nous vivions dans un petit appartement de deux chambres A Paris. Bakın burada hemen zamanı yakalamamız lazım. Lemperfe geçmişte süren zaman. Metinlerdeki zaman uyumunu da, zaman uyumlarını da yakalamanız lazım. C'est une très grande ville et les lieux sont chers. Bakın hemen prezana geçiş yaptı. Donc, l'appartement dans lequel bu önemli, çok detaylı çalışacağız. Belki siz bu videoyu izlerken çoktan çalışmış oluruz. Le pronom relatif kompoze konusu. Nous vivions et très petit. Bakın en parfait. En parfait. Et j'ai dû, passe composé partager une chambre avec mon frère. Hemen kelimelere bakalım. Metnimizi çözümleyelim. Nous vivions. Biz oturuyorduk, yaşıyorduk. Dan edatı d'da içindeyi verdi. Dans un petit appartement. Petit küçük demek niteleme sıfatı le sözcüğünü nitelendiriyor le daire de deux chambres 2 odalı bir daire nerede pariste hemen bakın prezana geçiş yaptı c'est une très çok büyük şehir la ville sıfatın akorundan çıkartıyoruz çok büyük bir şehir ve les loyer kiralar son cher pahalılar kiralar pahalı Burada da niteleme sıfatı var. Donc yani bu durumda öyleyse l'appartement daire dans lequel nous vivions bizim oturduğumuz ikamet ettiğimiz daire ete très petit çok küçüktü ve réduit passé composé'ye geçti. Ben zorunda kaldım, zorundaydım gibi tercüme edebiliriz. Partage'e paylaşmak zorundaydım une chambre, bir odayı, avec edatı ile karşılığını verdi. Mon mülkiyet sıfatı. Erkek kardeşimle bir odayı paylaşmak zorundaydım. Hadi tercümesine başlayalım. Nous vivions dans un petit appartement de deux chambres à Paris. İlk cümle biz. Paris'te iki odalı küçük bir Dairede oturuyoruz mu? Hayır. Oturuyorduk. İkamet ediyorduk diyeceğiz. Oturuyorduk. En parfeyi kullandı eskiden. Setün, Tregrand, Ville. Paris çok büyük bir şehir diyelim mi? Paris. Tregrand çok büyük bir şehir. Ve... Les loyers sont Kiralar pahalı. Türkçe'de kiralar yüksektir. Mesela. Bu şekilde de ilerleyebiliriz. Donc bu durumda böyle olunca L'appartement dans lequel nous vivions bizim oturduğumuz daire ete très petit. Böyle olunca oturduğumuz daire çok küçük küçüktü ve j'ai dû partager une chambre avec mon frère erkek kardeşimle aynı odayı paylaşmak zorunda kaldım paylaşmak zorunda kaldım. Hemen bir okuyalım. Türkçe karşılığına da bakalım. Bir eksik var mı ya da bir hatamız var mı? Nous vivions dans un petit appartement de deux chambres à Paris. Biz Paris'te iki odalı küçük bir dairede oturuyorduk. C'est une très grande ville et les loyers sont chers. Paris çok büyük bir şehir ve kiralar yüksek. Donc l'appartement dans lequel nous vivions était très petit. Böyle olunca oturduğumuz daire çok küçüktü. E, j'ai dû partager une chambre avec mon frère ve erkek kardeşimle aynı odayı paylaşmak zorunda kaldım. Paylaşmak zorunda kalmıştım. Böyle güzel. Devam edelim. Hemen bir yıldız daha atalım şuraya. Paris, la ville de lumière. La ville de lumière. Başlıklı. Videomuzun kartını ekleyelim. Yine bu bağlamda yaptığımız bir çalışma. İsteyenler izleyip çalışabilirler. Ma tante et mon père. Halam ve babam. Ma tante habite Lyon. Nous lui rendions visite une fois par mois et y restions le week Bakın burada emparf'e var. Mon père aime beaucoup Lyon. geçti. Neden? Genel bir durum anlatıyor. Şu ana ait. C'est une petite et belle ville. Avec l'aide de ma tante, avec l'aide de, mon père a trouvé un emploi à Lyon parce qu'on peut voir dans une usine et nous avons décidé de déménager. Mon père a dit une nouvelle ville est une nouvelle vie. Ma murkée, sıfata, la Benim halam. Habité, Prezan şu anda hala nerede? Lyon'da oturuyor. Biz onu, bakın onu karşılığı pronom kompleman var. Randiyon vizit ziyaret ederdik, ediyorduk. Une fois, bir defa, par mois, ayda bir defa. Bir sıklık zarfı. Ve orada yine bir pronom kompleman bu. Restiyon kalıyorduk. Le weekend. Hafta sonu kalıyorduk. Mon père, babam, Emboku çok sever. Nereyi? Lyon'u. Yine prezen ait. C'est une petite et belle ville. Küçük ve güzel bir şehirdir. Neresi? Lyon. Avec l'aide de yardımıyla kimin? tante, halamın yardımıyla. Mon père, babam, mon mülkiye sıfatı, a trouvé, passe composé, buldu. Un emploi, bir iş buldu. Lyon'da dan edatı da eda içinde dans une usine bir fabrikada ve nous avons décidé passer composé biz karar verdik. Neye? Deux de déménager taşınmaya karar verdik. Mon père, babam, Adi dedi, şunu söyledi. Une nouvelle ville yeni bir şehir ve une nouvelle vie yeni bir hayat. La ville, la vie. İkisi de dişil. Dolayısıyla burada nouvel, burada nouvel. İkisi de aynı şekilde akorlanmış. Niteleme sıfatı. Hemen tercümeye geçelim. Ma abid, habite à Lyon. Halam. Lyon'da oturuyor. Prezan zira hala devam eden bir durum. Nous lui rendions visite. Biz onu ziyaret ederdik eskiden. Une fois par mois. Biz ayda bir defa onu yani halamı ziyaret ederdik. Sonra ne var? E, iyi restiyon le weekend ve hafta sonu hafta sonu orada kalırdık. Orada kalırdık. Noktayı koyduk. Mon père aime beaucoup Lyon. Babam Lyon'u çok sever. Noktayı koyduk. C'est une petite et belle ville. Lyon küçük ve güzel bir şehir güzel bir şehir noktayı koyduk. Avec l'aide de ma tante, mon père a trouvé un emploi à Lyon dans une usine et nous avons décidé de déménager şuraya kadar tercüme etmemiz yazmamız lazım. Babam halamın yardımıyla halamın yardımıyla yardımıyla Lyon'da bir fabrikada bir fabrikada bir iş buldu. İş buldu diyelim. Ve nous avons décidé de déménager ve taşınmaya karar verdik, taşınmaya. Karar verdik. Noktayı koyalım. Mon père a dit une nouvelle ville et une nouvelle vie. Babam yeni bir şehir Yeni bir şehir, yeni bir, yeni bir hayattır demeyelim, hayat demektir dedi. Noktaya koyalım, bir okuyalım, kontrol edelim. Maintenant, à Lyon, nous lui rendions visite une fois par mois et y restions le week-end. Halam Lyon'da oturuyor, biz ayda bir defa onu ziyaret ederdik ve hafta sonu Orada kalırdık. Mon père aime beaucoup Lyon. C'est une petite et belle ville. Babam Lyon'u çok sever. Lyon küçük ve güzel bir şehir. Avec les deux matantes, mon père a trouvé un emploi à Lyon dans une usine et nous avons décidé de déménager. Babam halamın yardımıyla Lyon'da bir fabrikada iş buldu ve taşınmaya karar verdik. Mon père a dit une nouvelle ville a nouvelle vie. Babam yeni bir şehir, yeni bir hayat demektir dedi. Yine daha önce yaptığımız bir videonun kartını ekleyelim. Ma petite famille yine A2 seviyesine uygun bir çalışmaydı. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. les lezefer, eşyaları paketlemek. Quoi qu'il en Bakın, farklı bir kullanım. Bu, kullanılır. Karşınıza da çıkar. Il a fallu une semaine pour emballer nos affaires et préparer les cartons. Ensuite, mon père a loué un camion de transport. Nous avons transporté les choses nous-mêmes et mon père a conduit le camion. Le trajet a duré un peu plus de 5 heures. Basit Quoi qu'il en soit, her neyse demek monsieur dan. Her neyse. Il a fallu, gerekti. Un semen, bir hafta. Pour emballer nos affaires, eşyalarımızı toparlamamız, paketlememiz için bir hafta gerekti ve préparer, hazırlamak için, le carton, kolleri hazırlamak için. Ensuite, hemen sonrasında mon père, babam, a loué, kiraladı, passé compose. Un camion de transport. Bir nakliye kamyonu kiraladı. Nous avons transporté les choses. Nume, biz eşyaları, ıvır zıvırı, her şeyi kendimiz taşıdık. Ve mon père a conduit, benim babam, kullandı le camion. Kamyonu kendisi kullandı. Le trajet, yol, yolculuk, a durer, sürdü. Plus de birazcık fazla, de, senkör. 5 saatten birazcık fazla sürdü. Paris'ten Lyon'a arabayla yolculuk 5 saat civarında tutuyor. Kamyon olduğuna göre nakliye kamyonu ile gittiler. 5 saatten birazcık fazla. Bu arada bazen sorular geliyor hocam, videolarda geçen cümleleri, paragrafları nereden alıyorsunuz diye? Videolarda geçen tüm cümleleri, paragrafları hepsini kendim yazıyorum. Pek tabii atasözleri hariç. Onları olduğu gibi alıp kullanıyoruz. Öyle düşünün. Şimdi buradaki paragrafın da tercümesini yapalım. Kua sua. Her neyse. Şuradan gidelim. Her neyse. İla fali yünsemen. Bir hafta gerekti. Pur an balen Eşyalarımızı paketlememiz için ve preparer le kolleri hazırlamamız için eşyalarımızı paketlememiz ve kolileri hazırlamamız hazırlamamız için bir hafta gerekti ya da hepsi bir hafta tuttu. Bir hafta gerekti diyelim biz. Nokta. Ensuite, hemen sonrasında mon père a loué un camion de transport. Sonra babam Babam. Bir nakliye kamyonu Nakliye kamyonu. bizim Virgül. Nous avons transporté les choses nous-mêmes. Eşyaları kendimiz taşıdık diyelim. Eşyaları Kendimiz taşıdık. Kendimiz taşıdık. Virgül. Mon père a conduit le camion. Kamyonu babam kullandı. Kamyonu babam kullandı. Bir virgül daha koyalım. Le trajet a duré un peu plus de 5 heures. Yolculuk 5 saatten 5 saten biraz fazla sürdü biraz fazla sürdü. Noktayı koyalım şöyle. Burayı da bir okuyalım. Quoiklan soit, il a fallu une semaine pour emballer nos affaires et préparer les cartons. Her neyse, eşyalarımızı paketlememiz ve kolleri hazırlamamız için bir hafta gerekti. Ensuite, mon père a loué un camion de transport. Sonra babam bir nakliye kamyonu kiraladı. Nous avons transporté les choses nous-mêmes. Eşyaları kendimiz taşıdık. Mon père a conduit le camion. Kamyonu babam kullandı. Le trajet a duré un peu plus de 5 heures. Yolculuk 5 saatten biraz fazla sürdü. Hemen burada da daha önce yaptığımız çalışmalardan birinin kartını ekleyelim. Victor Hugo. Victor Hugo kimdir diye bir çalışma yapmıştık. Kartına ekliyorum isteyenler ulaşarak çalışabilirler. Déménager à Lyon, Lyon'a taşınmak. Nous venons de déménager, nous venons déménager dans notre nouvelle maison. Notre nouvelle maison a deux étages et est très belle, beaucoup plus grand que l'appartement que nous avions à Paris. Maintenant, j'ai une chambre à moi. Ma mère aime le plus la cuisine. Cette maison a une grande cuisine. Ma mère est une bonne cuisinière. Elle fait de délicieux gâteaux. Nous venons d'y. Yakın geçmiş zaman. Biz daha yeni taşındık dans notre bizim yeni evimize. Daireden eve geçti. Bakın. Fransızca'da l'appartement daire, maison ev ikisi farklı. Bahçeli müstakil diye düşünün o zaman mezon oluyor. Notre nouvelle maison bizim yeni evimiz. A deux étages, iki katlı. Etrebel ve çok güzel dir diye düşünün. Bu kuplü çok daha fazla grand büyük kö dendan l'appartement que nous avions à Paris. Paris'teki dairemizden çok daha büyük. Maintenant, şimdi, j'ai une chambre à moi, benim kendi odam var. Ma mère, ma mülkiyet sıfatı, ma mère, annem, em seviyor, le plus, en çok, la cuisine, mutfağı seviyor. Bu ev, a une grande cuisine, bu evin büyük bir mutfağı var. Annem est une bonne, bakın burada bon sıfatı var, annem iyi bir aşçıdır. El o fait o yapar de délicieux gâteaux lezzetli pastalar yapar. Hemen bu paragrafın tercümesine geçelim. Nous venons de déménager dans notre nouvelle maison. Yeni evimize taşındık. Daha yeni taşındık diyebiliriz. Hadi taşındık diyelim direkt olarak. Nokta. Notre nouvelle maison a deux étages. Yeni evimiz yeni Evimiz iki katlı ve etrebel. Ve bağlacı e, et, etr'in çekimi etrebel ve çok güzel. Virgülle devam edeceğiz. Bu grand que l'appartement que nous avions à Paris. Paris'teki, Paris'teki ya da Paris'te oturduğumuz dairemizden çok daha büyük. Çok daha büyük. Noktayı koyduk. Maintenant, j'ai une chambre moi. Şimdi kendi odam var. Şimdi kendi odam var. Ma mère aime zamanlara dikkat edeceğiz. Annem en çok annem en çok mutfağı sevdi değil, mutfağı seviyor. Mutfağı seviyor. bior. Set mezon ain grand cuisine. Bu evin bu evin büyük bir mutfağı var. Büyük bir mutfağı var. Ma mère est une bonne cuisinière. Annem iyi bir aşçı, annem et bir aşçı. Elle fait de délicieux Bu de olarak kaldı. D olmadı. Neden? Burada sıfat var. İsim çoğul olsa da D yapmıyoruz. O lezzetli, lezzetli pastalar yapar. Pastalar yapar. Noktayı koyduk. Hemen bir okuyup kontrol edelim. Nous venons de, nous venons de dans notre nouvelle maison. Yine evimize taşındık. Yeni evimize daha yeni taşındık. Notre nouvelle maison a deux étages est et très belle. Yeni evimiz iki katlı ve çok güzel. Beaucoup plus grand que l'appartement que nous avions à Paris. Paris'teki dairemizden çok daha büyük. Maintenant j'ai une chambre à moi. Şimdi kendi odam var. Ma mère aime le plus la cuisine. Bu dişil de olsa süperlatif aynı. Em la plus değil. Em le plus. la cuisine. Zira sevmek fiiline bağlı buradaki en. Annem en çok mutfağı seviyor. Cette maison a une grande cuisine. Bu evin büyük bir mutfağı var. Ma mère est une bonne cuisinière. Elle fait de délicieux gâteaux. Annem iyi bir aşçı. O lezzetli pastalar yapar. C'est ma chambre. Je dois monter un escalier pour accéder à ma chambre. Au bout du couloir, à droite, nous avons peint les murs en bleu. Il y a aussi une petite salle de bain à gauche de ma chambre. Je me sens très heureuse dans notre nouvelle maison. Et ma Burada Pour le devoir, voir Zorondol, Ben çıkmalıyım bit bu aksede ulaşmak için ya da gitmek için a ma chambre odama gitmek için merdivene çıkmam lazım. O bu du koridorun sonunda. A droit sağda. Nous avons peint biz boyadık. Bakın passé composé. Duvarları en maviye boyadık. Il y a aussi bir de ne var? Une petite küçük bir salle de bain banyo var. A gauche de ma chambre, benim odamın solunda. Küçük bir banyo da var. Je me sens très heureuse, ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Dans notre nouvelle maison, dans Deda içinde. Notre mülki sıfatı yeni evimizde, ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Hemen tercümesini yapalım. Odama gitmek için merdivene çıkmam lazım. Merdiveni çıkmam lazım. O bu dükler droite. Şöyle diyelim. Odam koridorun sonunda. Koridorun sonunda. Sağda. Noktayı koyduk. Nous avons peint les murs en bleu. Duvarları maviye boyadık. Duvarları maviye boyadık. Il y a aussi une petite salle de bain à gauche. Ayrıca odamın solunda küçük bir bir banyoda var. Banyo da var. Noktayı koyduk. Je me sens très heureuse dans notre nouvelle maison. Yeni evimizde, yeni evimizde kendimi çok mutlu hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Noktayı koyup hemen burayı da bir okuyalım, kontrol edeyim. Je dois monter un escalier pour accéder à ma chambre. Odama gitmek için merdiveni çıkmam lazım. O bu du couloir à droite. Odam koridorun sonunda sağda. Nous avons peint les murs en bleu. Duvarları maviye boyadık. Il y a aussi une petite salle de bain à gauche de ma chambre. Ayrıca odamın solunda küçük bir banyo da var. Je me sens se sentir. Kendini şöyle şöyle hissetmek. Très heureuse dans notre nouvelle maison. Yeni evimizde kendimi çok mutlu hissediyorum. Şimdi metni toparlayıp kapatacağız, tamamlayacağız. Maintenant, je vais au petit lycée près de chez nous. Tous les élèves ici vont à l'école à vélo et j'adore faire du vélo. J'espère que je pourrai trouver de bons amis ici. Burada futur camp var. Geleceğe yönelik bir ifadeyle bitirdi. Burada présent. Je vais au petit lise. Küçük liseye gidiyorum. Tous les élèves ici vont à l'école. Bütün öğrenciler gidiyorlar. Présent. J'adore présent. Burada espere fiili var. O da présent. Şimdi. Maintenant. Şu anda şimdi karşılığını verdi. Petit niteleme sıfatı lise sözcüğüne bağlı. Près de yakınında. Chez nous evimizin yakınındaki. Tous les élèves. Tüm öğrenciler burada Alekol okula a vélo bisiklette gidiyorlar ve j'adore faire du vélo ben bisiklete binmeye bayılırım. Adore bayılmak, tapmak, çok sevmek. J'espère umarım que umarım je pourrai trouver ben bulabilirim de bons amis ici burada iyi arkadaşlar bulabilirim. Hemen Tercümesini, Türkçesini yazalım. Şimdi evimizin yakınındaki küçük liseye gidiyorum. Küçük liseye gidiyorum. Artık evimizin yakınındaki küçük liseye gidiyorum olur. To le zelevisi vont à Burada tüm öğrenciler Burada tüm öğrenciler okula bisikletle gidiyorlar. Bisikletle gidiyorlar. Ve j'adore faire du vélo. Ben bisiklete binmeye bayılırım. Bisiklete binmeye bayılırım bayılırım. Nokta. J'espère que je pourrai trouver de bons amis ici. Umarım burada. Burada. İyi arkadaşlar. Aslına bakarsanız bulabileceğim gibi söylüyor. Yani burada future simp var ama Türkçe tam uymuyor. İyi arkadaşlar bulabilirim diyelim. Biz o şekilde tercüme edelim. Şimdi noktayı koyup burayı da bir okuyalım. Maintenant je vais au petit lycée près de chez nous. Şimdi evimizin yakınındaki küçük liseye gidiyorum. Tous les élèves ici vont à l'école à vélo. Burada tüm öğrenciler okula bisikletle gidiyor. Et j'adore faire du vélo. Ve ben bisiklete binmeye bayılırım. J'espère que je pourrai trouver de bons amis ici. Bakın yine d olmadı. Neden? Burada sıfat var. Umarım burada iyi arkadaşlar bulabilirim. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Salut, je suis Jolie. Je suis Jolie. Selam, ben Jolie. Başlıklı paragraf metin okuma ve çeviri çalışmaları yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Ben olsam şöyle tercüme ederdim. Şöyle söylesek daha doğru olmaz mı gibi. Kendi karşılıklarınız, tercümeleriniz varsa mutlaka yorumlara yazarak iletin. Onları da konuşuruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğeni alırsa, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Son olarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.